Efendim herkese iyi sabahlar. Bugün çok değerli yüksek mimar Mükremin Barut abimiz diyelim aramızda. Kendisi mimar, yazar, çok sayıda eserleri var ama aynı zamanda da tabii Ankara'nın yitirilen belli ve kaybolan mimari doğal eserleriyle ilgili yaptığı muhteşem tablolarıyla şu anda benim arkamda bir tanesi tanınıyor, biliniyor. Bunu son zamanlarda Mimarlar Odası'nda da sergiledi. Keşke bizim kaybolan Ankara kitabımız da ona yetişseydi, birlikte bir etkinlik olurdu diye düşünüyorum ama bundan sonrası için birlikte herhalde bir takım etkinlikler yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Benim için çok gurur verici bir şey oldu. Yani 2,5 yıllık bir çalışmanın, tabii öncesi de var ama tablo olarak 2,5 senedir çalıştığım için söylüyorum. Sonucunu almak, yani karşıda yani yansımasını görmek çok hoş bir şey. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Mehmet Hocam'ın dediği gibi biz değerler kaybolmasın istiyoruz. Değerlerimizin hakikaten çok değerli olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bir de zaman zaman bu cümleyi de dile getiriyoruz. Bunlar bize miras değil. Bunlar bize emanet. Yani şunun farkına bir varabilirsek, hakikaten bu zenginliklerle nasıl güzel yaşanabileceğini de anlayacağız herhalde. O yüzden emeklerinize sağlık. Harika bir sergiyle bunu bize anlatıyorsunuz. Şimdi de Ankara Kent Sohbetleri'nin 60. bölümünde izleyenlerimizle, kitap olduğunda da okuyucularımızla paylaşacağız. Evet, söz sizde. Teşekkür ederim. Şimdi benim ilk çıkış tablom diyeyim, İller Bankası'ydı. Ben şimdi şeyi paylaşmaya çalışayım istiyorsanız. Olur mu? Lütfen, lütfen. Slide üzerinden yürüyelim mi hocam? Evet. Tamam. Şu anda Geldi. PowerPoint sunum ekranda değil mi efendim? Geldi Evet, efendim. gayet güzel. Şimdi benim Ankara'm, 1968'de Ankara'ya geldim ben. Çok özür dilerim. Hızlı bir geçiş oldu. Bilgisayarda bir hata var. Benim Ankara'm, demin hocamla da bir saniye efendim. Benim Evet. Ankara'm bu. Ben geldiğimde Ankara'nın ölçeği bu şekildeydi 1968'de. Şu 24 çalışmadan oluşan bir sergiydi. 24 üründen oluşan diyeyim. Bu ürünlerin biz slaytlarını harita üzerinde gerçek yerlerini oturtmaya çalıştık. Yani Ankara'da bu kadar yıkım yapılmış. Çok değerli tarihi yapılarımızın, çok erken dönem Cumhuriyet mirası olan binalarımızın Ankara'ya dağılımı bu. Yani bu bir vinildi ve tablo değildi. Bunu bir vinil olarak hazırlamıştık. Kızılcaogün biliyorsunuz 27 Aralık 1919'da Heyeti Temsiliye ve Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelip Seymenler, yani Ankara'nın kanaat önderleri, lonca başkanlarıyla falan karşılandığı gün. Her şey çok muğlak, her şey çok karışık. Ben bu tabloyu, bu fotoğrafları seviyorum. Tam Maalesef. burada dururken, bu resme bakarken bizim Ankara Kent Sohbetleri'nin de başlama nedeni budur. O yüzden çok hoş oldu. Evet. 27 Duygular çok Aralık aynı olunca Necati 100. Hocam. Evet. Bakın nasıl hepsi Fikirlerden çok duygular. evet nasıl birleşiyoruz Evet. Mustafa Kemal'le kaybolan değerlerle. Dolayısıyla 2019'da 100. yılda başladık kent sohbetlerine. Neden bitsin dedik. İşte mesela şimdi sizinle birlikteyiz. İyi ki bitmemiş. Buyurun. Teşekkür ederim. Ankara'nın taşına bak. Bu da bir tabloydu. Sergiden bir tablo. Ankara kendi destanını yazmaya başladığı bir dönem sonrasında.
Marmara Köşkü ile başlamıştık. Marmara Köşkü, bakın köşede bir aslanımız var. O da hayvanat bahçesine mi gönderme yoksa? Aslanın gözleri mavi, bunu soruyorlar bana sürekli. Neden gözleri mavi bu aslanın diye. Ben bu ifade etmeye gerek yok diyorum. Biliyoruz tabii. Marmara Köşkü Mustafa Kemal için yapılmış Ernest Egli tarafından mütevazi bir köşktür biliyorsunuz. Bu tablomu çok seviyorum. Bu köşkün önünde Mustafa Kemal'in kahve içerken fotoğrafları var. O fotoğraflarda kullanılan sehpayı Mimar Odası 4 adet yaptırdı. Aa, çok güzel. Sergide vardı. Onlar odada duruyor, odanın devir başında. Bu Ernest Egli'den çizimler o dönemin. O öğrencileriyle bir dönem çalıştığı bir fotoğrafı var. Burada sergi evi yine benim bir hareket tablomdur. Sergi evi biliyorsunuz erken dönem Cumhuriyet özellikle İzmir İktisat Kongresi'nden sonra iktisaden bir şeyler yapılması konusunda yani yeni rejimin ekonomik modeli falan belirlendiği bir tarih. Sergi evi de bu dönemde yapılacak ihtisas fuarları, sanayi fuarları için düzenlenen yarışmayla kazanmış bir bina. Kazanan mimar da Şevki Balmumcu, bizim duayenlerimizden. Fakat sonrasında özellikle bu binadan sonra çok kendisini bırakmış, salmış ve 1985'te galiba kaybetti kendisini. Sergi evi... Bu binadan sonra derken binayı değiştirdiğimiz için, evet, değil mi? Evet, üzüntüden. Tabii Şevki Balmumcu'nun o dönemde haza bir İstanbullu beyefendisi birçok birincilik aldığı proje var. Yani bizim Cumhuriyet'in erken dönem Cumhuriyet'in yetiştirmiş olduğu değerlerden biri Paul Bonas bunu operaya çevirmiş. Bakın arada bir enteresanlık var. Bu bina o dönemin çağdaş mimarisini temsil ediyor. Kuleli yuvarlak köşesiyle genel kurmayda da var bu. Süzgeç binasında da var. Paul Bonas gelip bunu biraz Türk mimarisi kolonlarla falan değiştirmeye çalışmış. Üstelik o dönemin modası olan o kule var ya, saat kulesini budamış. Yani halbuki biz onlara öykünmüşüz. Yani bizim mimarlarımız. Neyse böyle bir akıbeti var. Bunu aldım ben. Yani bir bellek içinde koydum. Bu aslında Ankara'nın en önemli Art Deco mimari eserlerinden biri. Onu da belirtelim. Aynen. Dönemin modasını temsil eden. Evet. İller Bankası biliyorsunuz. Seyfi Arkan'ın binası. Bunu hocam da bilir. Hani biraz da mimar odasından bahsedin, oradaki yöneticilikten falan bahsedin. Bizim mimarlar odası olarak ve başkent dayanışması bileşenleriyle bu binanın yıkılacağının duyulması üzerine önünde çok sayıda eylem yaptık. Ama derde derman olmadı çünkü sayımız hiçbir zaman 20'yi geçmedi. Ankara halkından böyle insanlar oraya yağmadık. Yığsaydık herhalde olmazdı diye düşünüyorum. İnancım da şu nedenle. Ben 98 arası İstanbul'daydım. O dönemde Nurettin Sözen gelmişti, belediye el değiştirmişti. Dalan döneminde park oteline verilen 4 kat, kaçak kat, Gümüşsuyu halkının oradaki protestolarıyla, yani oradaki yerleşik halkın, sem sakinlerinin mücadelesiyle kazanılmış bir binadır. O 4 katı yıktılar. Üzerine vinçlerle kompresörleri çıkarttılar. Ama bizim binalarımız Ankara'da yalnız kaldı. Sadece entelektüellerin ya da meslek odasının mücadelesinin çemberi içinde kaldı. Bunu bir kendimize sormamız lazım. Yani inşallah zaman içinde bu bilinç oluşacaktır diye düşünüyorum. Ben o zaman Mükremin abi bunca insan burada çalıştı, bunca mühendis, mimar, şehir plancısı, bunlar nerede, niye ortalıkta yoklar diye çok feryat ettik biliyorsun. Evet, maalesef. Devam edeyim mi hocam? Tabii, lütfen. İller Bankası yıkıldığı zaman gece enkaz başında fotoğraf çekiliyor. Bakın bir yerel yöneticinin yapacağı şey midir bu? Yani kentin, bu da yarışmayla kazanmış bir bina. Cumhuriyet'in ilk binalarından ve yıkılın enkazı üzerinde yani zafer işareti yapmak kabul edilebilir bir ölçü değil.
Çok biraz daha eskiye gidersek 79 senesinde yıkılan Kızılay binası. Bunun için o dönemin meslektaşlarımız çok uğraştılar. Kadri Atabaş, Cevat Erder, yani bildiğim isimler. Ama maalesef bina yıkıldı. Yerine bir AVM yapıldı, rant tesisi. Emre Madran hocamızı da almamız lazım. O da çok, evet, itiraz edenlerdendir, evet. Şunu söyleyeceğim. Robert Orley, Viyana, Avusturya'da Viyana'dan bunu yapan mimar. Başka eserleri de var Ankara'da. Sorun şu, dünyada böyle tanınmış mimarları getirip ülkelerinize proje yaptırırsınız ve o mimarın adıyla ülkenizin adı geçer. Yani bu binayı yıkmak nasıl bir anlayış bilemiyorum. O meydanın değerini de kaybettirdi. Üstüne para verseniz belki de şu anda yapamayacağınız bir şey. Evet, doğrudan doğru öyle. Bahçeli evler ve özellikle bahçeli evlerde yeni mahalleyi çalıştım. Çünkü orada da hem arkadaşlarım var. Ben bir dönem bahçeli evlerde oturmuştum. Yeni mahalle ve bahçeli evler ilk toplu yerleşimler. O da Yansen'in tabii çok önemli bir planı. Özellikle bahçeli evlerin, evet, bir yandan da ben Ankara imarı ile ilgili bir sunum hazırlıyorum. Ankara Kent Konseyi'nin semt kültürü çalışmaları içinde. Bahçeli evler için sunulan, kooperatife sunulan birkaç yer var. Kooperatif beğenmiyor. Beğendikleri yerde Abdipaşa Çiftliği, yani Tan Doğan'a yakın bir yer. Çiftlik yolu üzerinde diye ifade ediliyor. Herman Jansen planında yok bu. Sonradan ekleniyor. Çünkü Herman Jansen'in o bir bahçe şehir, o dönem ideal bir şey var. Ebenezer Howard diye bir şeyin, mimar şehir plancısının bahçe şehir gerçekleşme adına herhalde Herman Jansen imar tadilatını yapmış burada. İmar planına eklemiş. Yeni mahalle evleri çok az kaldı. Bir iki tane örnek. Galiba Yeni Mahalle Belediyesi bir tanesini koruyup müze haline getirmiş. Bu iki tablo bir araya geldiğinde bir bütün oluşturuyor. Sinemaları falan işledim. Yeni mahallede arkadaşım bir aktarımı vardı. Neden akşam sinemalar dağılırken çok şenlik olur diye yeni mahalle dediği için. San Clement Kilisesi. Semavi İyice ve ODTÜ'lü bir akademisyen arkadaşımız var. Kendisiyle sadece telefonla tanıştım. Ufuk Serin. Onun makalelerinden ve seyyahların getirdiği şeyler var. Çizimler falan var. Onlardan üç boyutlu olarak modelledim. Bu modeli iç mekan, dış mekan. Biz mimarda dış mekanı, iç mekanı birlikte modellemeyiz. Dosya çok şişkin olur çay için. İç mekan, dış mekan bir arada modelledim. Eldeki ölçülü çizimlerden ve makalelerden. Bunun çıktısını alıp, transferini yapıp tuvale aktardım ve boyadım. Yanda 1927 senesinde Saint Clement Kilisesi'nden kalan son bir şey, üç boyutlu artık binanın kubbesi falan henüz ayakta, görüntü vardı. Beni çok etkilediği için buraya koydum. Burası biliyorsunuz 1929 Tahtakale yangınında, Suluhan ve çevresi yangınında yanmış tamamen Suluhan'a kadar ve bu Haseki Camii ve Haseki Hamamı ile birlikte Clement Kilisesi de yok olmuş, yanmış. Maalesef biz de kendi kitabımızda, Kaybolan Ankara kitabımızda bu bölgenin yangın konularını işlemiştik. Çok iyi oldu. Bu ikisi birbirini tamamlayacak gibi görünüyor ileride tabii. Bunun bir de animasyonunu yaptık biz. Bunu gösterirsem biraz heyecanlanırsınız. Çok güzel. Bakın, bu eldeki verilerdi hocam. Köşede gördüğünüz ölçekler, plan, kesit, o mesleki deneyimimizle burada da ölçek var dikkat ederseniz. Binayı bunun üzerinden modelledim ben. AutoCAD'de 3 Dimension, 3 boyut olarak. Talihsizlik, pardon. Evet. Bugün yerine gittiğiniz zaman gördüğünüz kalıntı bu. Siz de biliyorsunuz. Görebilirseniz. Apartmanın içine girer, oraya çıkar. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Şimdi bu apartmanın yapılışında ben Ankara Belediyesi'nde çalışıyordum. Büyükşehir Belediyesi'nde. Ve bunun koruma kurulu kararıyla yapıldığını da söyleyeyim. Ve ben bunu da
Tarihsel Çevre Koruma Politikaları kitabımda yazdım. Koruma kurulu kararıyla bu kalıntıların üstüne apartman yapıldı. Koruma. Korumama kurulu. O zamanlar da vardı. Korumama kararları tabii. Son dönemlerde daha da arttı. Evet. Yine ondan şey, San Clement doğma büyüme Ankaralı, siz yani sadece dinleyiciler için hani izleyecekler için söylüyorum. Doğma büyüme Ankaralı, Hristiyan misyoner, 400. yüzyılda öldürülü biliyorsunuz. Sonradan 9. yüzyılda işte Hristiyanlık Anadolu'da yayıldığında onun adına yapılmış bir kilise. Taşan, bu tablonun adı Taşan ve Kurucu Babalar hocam. Ekrandaki tablonun adı. Seyfi Taşan, Supi Taşanoğlu. Yani o bir dönem şair falan. Biraz daha hani nazımlar ayarında şiir falan yazmak isteyen biri. Abidin Paşa'nın yaveri diye söylüyor. Onun yaptığı bir bina. Kurucu meclis geldiğinde konakladıkları binalar. Ankara'nın ilk kaloriferli oteli. Sıcak sulu ve banyolu ve telefonlu oteli. Ki o zaman zaten mebusların kalacağı ev falan da yok Ankara'da. Yani kiralayacakları yerler de yok. Ekonomik nedenlerle satmak zorunda kalınca yerine Sümerbank yapılıyor. Burada galiba Ankara'nın Herman Yansen bunun yıkılmaması için uğraşanlardan biri diye biliyorum. Evet, doğrudur. Dört tane at var. Ben kurucu babaları şey diye kabul ediyorum. Amasya Tamimi'nde imzası olan Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal, Refet Bele, Rauf Orbay. Düşünmüyoruz diye düşünen adamı koyduk. Düşünecek miyiz bundan sonra onu da bilmiyorum. Mehmet Hocam buraya ilk kalorifer, telefon falan dedi ama atlarla bir arada olması açısından o meclisin kurulduğu günlerde alt kata atlarını bağlayıp üst katta mebusların yattığını önce ekleyelim de o telefon, kalorifer falanı şeye Ankara Palas'a havale edelim. Burada çünkü atlar da varken anmadan olmaz atları. Tabii. Peki tabii Mustafa Kemal Ankara'ya geldiği bir restoran servisi kültürü yok. Taşan içinde arka tarafında avluda Karpiçi de ancaksınız. Geri getiriyor. Şey. Madame ve Monsieur Karpoviç bunlar. Restoran kültürüyle yani burada bunu yerleştiriyorlar. Benim bulduğum bir kaynakta onların aslında Türk Ermenisi olduğunu, bir dönem Rusya'ya gidip orada bu restoran işlerini öğrenip İstanbul'a döndüklerini falan belirten bir kaynak vardı. Ben burada Ankara'da Vakıf Bedesten ve Hanlar kitabımda yeni çıkan bu Taşan'dan oldukça kapsamlı bahsettim. Mükemmel Bey, bu Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun meşhur eseri var biliyorsunuz, Han Duvarları. Onun bu Han'la ilgili ve burada konakladığı zaman yazıldığına ilişkin bir, artık bilmiyorum, bir rivayet mi var? Ben bunu komple, o şiiri çok beğendiğim için aldım kitabın en girişine. Necati Hocam da bir bölüm yazmıştı o kitapta. Şimdi bu hanın tabii yıkılması çok acı olmuştur. Çünkü orası eskiden Taşan Meydanı. Ve Taşan Meydanı olarak bilinen ve 1927'ye kadar hatta anıtın oraya gelip kondurulmasıyla önemli bir mekan haline gelen ve Ulus Meydanı adını alan bir yerin bu yapıdan yoksun bırakılması hiç doğru değil. İşte yıkım ta o zamanlarda var. Yani biz kültür olmuş. Kaybolan Ankara kitabımızda 100 yıl geriye gittik neredeyse. Değil mi Necati'cim? Bu konuda yani şu anda tabii son 20-25 yıl belki daha fazla bir kaybımız var. Mimari eserler açısından, Cumhuriyet değerleri açısından ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile çok fazla yapının yıkıldığını görüyoruz maalesef. Evet. Devam ediyorum izninizle. Harika gidiyor, lütfen devam. Burada hikayelerini yazdım.
Evet, Kızılbey Külliye ve Türbesi. Benim kaynak olarak kullandığım fotoğrafta şu köşede bir tane mühendis sakallı o döneme göre ve sırt çantası var. Böyle askılı çantası olan bir mühendis fotoğrafı var. Muhtemelen oraya inspeksiyon için geldiğini düşünüyorum. Yani o binaların yıkımıyla ilgili. Şu bina hemen külliyenin, türbenin yanından geçen arkası dönük hiçbir şeyi umursamadan yani fotoğrafçıyı bile belki. Bir eşek sırtında bir Ankaralı vatandaşımız var. Kızılbey Türbesi ve Külliyesi yıkıldığında yerine Ziraat Bankası'nın yapıldığını fotoğraf resimlerde böyle bir özellik var. Bir yukarıda yalnız izleyenler için bir notu düşelim. Sevgili Mükremin Bey genç. Yani bu Ziraat Bankası'nın yapım tarihi falan hani benden sonraki Ankara kısmında burada biraz da anma olmuş diyelim. Çünkü geçmişe Mükremin daha geçmişe giden bir adam. Genç. Evet. Bu Ziraat Bankası'yla karşılaştırılmayacak kadar genç. Teşekkür ederim. İzleyenlere not. Kızılbey'i anlatınca Seyfettin Kızılbey'i birçok kişi duymadığını hissediyorum. Sonra diyorum ki bakın Ankara o dönem iki bölgeydi. Birinci bölge Selçuklu valisi Kızılbey, ikinci Yeğen Bey dediğimde Yeğen Bey vergi dairesi vardı değil mi diyorlar. Evet diyorum, ikisi de Ankara'nın vergisini topluyordu zaten. Bir de Doğan Bey var bir de biliyorsun Doğan Bey. Evet. Bravo. Bir de Doğan Bey vergi dairesi var. Bunlar İzzettin Keykavus'un yeğenleri yani gönderdiği valileri. Devam ediyorum izninizle. Maltepe Valgazı Fabrikası. Vernel İssel diye o dönem çok, şimdi Almanya'da da literatürde çok ağır yeri olan, iyi bir yeri olan bir endüstri binaları, yani endüstriyel binalar mimarı o dönem gelişmenin de paralelinde olarak Vernel İssel diye bir mimar tarafından yapmış. Sadece onun adına bu binalar yıkılmasaydı çok iyi olur. Evet. Yani internette girdiği zaman bir yeni girildiğinde Vernel İssel'in bir yapıtı da Ankara'daymış dendiğinde çok hoş olurdu yani. Ve yıkıldı bu tabii. Yani bir dönüşebilirdi. Industrial arkeoloji diye geçiyor. Endüstri arkeoloji yani bu. Almanlar da bir tanesini harcamışlar yapılarından. Sanırım büyük pişmanlık duyuyorlardır. Diğerlerini muhafaza ediyorlar. Hatta birkaç tanesi müze falan da olmuş. Ama Almanlar da Almanlar da bir tanesini harcamışlar. Bir tanesini, biz bir tane var olanı harcadık. Maalesef, evet. Eşsiz olanı harcadık. Peki. İzmir'deki de kültür merkezi olduğunu biliyorsunuz. Evet, İzmir harika bir örnek verdi. Çok da iyi bir örnek. Ben önceden İngiltere'yi falan örnek veriyordum. Artık İzmir'i de örnek vermek gerek. Londra'daki elektrik fabrikası müthiş bir merkez oldu. Onu veriyordum ben örnek olarak. Ve çok pahalı bir center haline, merkez haline geldi biliyorsunuz. Evet. Devam edeyim mi hocam? Bunları yapan... Bunları yapan insanın eseriydi. Bu hava gazı tüpü normalde siyahtır, böyle renkli çalıştığım. Ben Ankara'ya geldiğimde ilk dikkatimi çeken oydu. Böyle gaz varken yükselir, gaz yokken alçalır falan. Öyle bir geçmişim var. Etibank, Vedat Özsan, Toğrul Devres, Yılmaz Tuncer. Ya evet. Etibank maden işletmeleri yakında yıkıldı biliyorsunuz. Evet. Bunun niye yıkıldığını anlamak mümkün değil. Bunun niye yıkıldığını anlamak mümkün değil yani. Ya hocam dar cephesi Sıhhiye'ye bakar, uzun cephesi sokağa bakar ama müthiş bir tektonitesi vardı binanın. Çok güzel bir binaydı. Yani biz burada 2016'da bir açıklama yaptık biliyorsunuz. Mimarlar Odası yaklaşık 400 kişi imza verdi. Mimarlar, plancılar, mühendisler, peyzaj mimarları, Aydan hocamız da, Aydan Balamir de burada anayım, Tezcan Can'dan ve bir ekip olarak bu binalar niye yıkıldı diye sorgulandı. Açıklama yaptık, basın açıklaması yapıldı. Mimarlar Odası, siz de vardınız herhalde orada. Evet. Bu binaların yıkılmasının nedenini anlamak mümkün değil. Yani bu çok önemli ve çok sağlam yapılar. Ulusal servet bunlar. Yani elbette. Bir servet. Evet, pardon. Madencilik tabii. Çok girdim araya ama bu yıkım meseleleri çok yazdığımız için evet. Bu binada Eyüboğullarının da
iki tane seramiği vardı. Onlar çok özenle sökülüp taşındı. Şimdi Eskişehir yolundaki Etibank'a ait bir depodaymış. Duyarlı insanlar sorguluyorlarmış, işte bunlar depodan çıksın falan diye. Yetkililer yakında açacağımız bir müzeyle o seramikleri de gün yüzüne çıkaracağız diye bir açıklama yapmışlar. Güzel bir şey diye söyleyelim. Hani bu yıkım güzel değil ama böyle güzel bir şeyi de duyurmuş olalım. Peki bu bina kalsaydı da maden müzesi olsaydı olmaz mıydı o kadar merkezi yerde? Yok, bu ayrı, bu ayrı. biz anafartalar yıkılırken oradaki seramikler falan filan diye epeyce yine böyle kendimizce mücadele etmiştik de bu anlamda söylüyorum. Tabii ki zaten bunu kurtaran iki gazili hoca da raporlarının sonunda bundan sonra eserlerin yerlerinde korunması dileklerimizle diye çok evet. Hoş bir dilekte bulunmuşlar. Kesinlikle bina yerinde. Dile hocam, Kuzgun Hacer'in tam set kafeteryanı altında. O direkt demirci bulunmuyor. Bitti. Bulundu mu? Hayır, eritildi. Nasıl bulunsun? Bir müddet sonra onlar da kaybolursa şaşmayın. İlk tabii binası diye bunu buldum ama yani bu bina duruyor tabii şeyde. Duruyor evet. Hem de aslında korkunç bir bina bu. Böyle uzuyor arkaya doğru gidiyor. Evet, kademeli. İnanılmaz güzel. İzmir İktisat Kongresi'nde ham maddesi yurt içine yetişen ve yetiştirebilen sanayi dallarının kurulması gerektiği Etibank'ın çıkış noktası İzmir İktisat Kongresi. Bu bildiniz değil mi bu binayı? Evet. Ego hangarları. Ve boynuzlu. Trolleybüsümüz. Boynuz. Boynuzu verdik. Evet. Yukarıda bir tablo var. Arkada o yerine yapılan rezidanslar var. Tablo Icarus. Evet. Mitolojik bir olay. Daidalos'un oğlu Labirentus'tan, Daidalos babasıyla bal mumundan kanatlar yapıştırmışlar tüyleri. Kaçarken Icarus gökyüzünde daha çok yükseldiğinde Helios doğudan doğup batıya batarken dört atlı arabasıyla güneş tanrı bal mumundan kanatları erir ve suya düşerek ölür. Bu Icarus'u koyma nedenim de o biz dönem Macaristan'dan gelen otobüslerin markaları Icarus'tu hatırlarsanız. Çoğunun önünde. Evet, çok güzel. Fakat doğru. Bu simge yoktu tabii. Orada bir aslan rölyefi vardı diye hatırlıyorum. Bu da sergi evleri olarak falan kullanılabilecek bir şeydi. Hocam hatırlar mısınız? Bunun yerine bir yarışma yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi evet. Yarışma yapıldı. Yarışma binası mimar Reeser alçak ve çok katlı bir çözümdü. Sosyal biliyorsunuz public building ya da halkın girip çıktığı adliye sarayları, belediye binaları, hükümet konakları az katlı ve çok merkezli çözülür. Burada sonradan bir büyükşehir belediyesi olarak gökdelen diktiler. Önünde asansörlerin önünde kuyruklar, memurlar için eziyet, vatandaş için eziyet. Ve bu tarafı demek ki ranta ayırdılar. Yani kalan bölümü. Doğru, tabii. Böyle bir garabetlik var tabii. Bu Millet Bahçesi de biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi. Evet. Yani kanunla kurulmuş ve en az 30 yıl, 35 yıl korunmuş. Yarışmayla içine Atatürk Kültür Merkezi binası yapılmış ve çevresi düzenlenmiş. Sonra birden bakanlık bu konuda 4-5 toplantı yaptı. Burası ne olacak, nasıl gelişecek diye çalıştaylar yaptı. Ve ondan sonra bir baktık Millet Bahçesi oldu. Nereden oldu anlamak mümkün değil. Yani ben biliyorum da söylemeyeceğim. Evet. Toprak Mahsulleri Ofisi, onun yerine Adliye Sarayı yapıldı ama hani bu bina bir dönemin Ulus'tan başladığınızda Kızılay'a kadar hani Cumhuriyet Müzesi diye geçer ya, banka, sergi evi, İller Bankası yani Belediyeler Bankası devam eder. Kızılay binasına kadar bu Toprak Mahsulleri Ofisi bir şekilde onu da çalıştım çünkü önünden çok geçtiğim Sıhhiye'de merkezi bir yerde bir şeydi.
Burada da Başak Tanrısı, Buday Tanrısı Demeter'i koydum. Anadolu Tanrısı Kibele ve Demeter. Theodor Leo Fransa'da yetişip sonra Havana'da çok proje yapan bir mimar. Onun eseri, yani bir eser yabancı bir mimarın peyzajıyla, çevre düzeniyle bu da yok edildi. Yani yok, şimdi bir şeyler yapılıyormuş ama binanın kendisi için mi, çevrenin düzenlemesi için mi bilmiyorum. Büyük şey. Yapıldı bitti. Çubuk barajı yapıldı bitti ama ne yazık ki bu eser hariç. Evet, değil mi yani? Bu yıkıldı galiba, değil mi? Şey, tabii yıkıldı. Yıkıldı. Nasıl yıkıldı, evet. Ama çok güzel. Çubuk barajı resmen çöplüktü. Şimdi tekrar güzel bir mesire yeri haline geldi. Su da toplanmaya başlamış hatta. Hayırlısı bakalım. Ama bina gitti tabii yani. Gitti. Süzgeç binası. Müthiş. Bakın o dönemin modası yine kuleleriyle. Evet. Yuvarlak cepheleriyle. Bir 1936'da barajla birlikte yapılmış bir bina. Endüstriyel bir bina olmasına rağmen estetiği var. Yıkılması için bir sürü Ali Cengiz oyunları yapıldı. Önce vakfa devredilmiş. Sonra şeyde. Yani bazen artık çok tekrarlayan şeyleri söylemek istemiyor insan artık. Yani ne yapacaksınız? Et ve balık kurumu. Tablolarınız çok anlamlı o yüzden. Çok farklı bir şekilde söylüyor her şeyi. Teşekkür ederim. Biz izninizle ikinci baskımızda bu tablolardan birkaç tanesini kullanmak isteriz. çok memnun olurum. Yani biz şeylerle tanıştık. Yani bina öldürmek, insan öldürmek böyle bir şey var. Et ve balık kurumu. O da çok güzel. Akmol yapıldığı yerine bakın yukarıda. Ne yapılsaydı? Yani şeyi de düşünüyorum. Mesela bu sergi evini Paul Bonas tarafından şeye çevrilirken operaya çevrilirken düşünüyorum. Ya Ankara'da boş arsa mı yok? Bugün hala öyle değil mi? Boş arazi mi yok? Burada ben Paul Bonatz'ın adına şöyle bir şey söylemek isterim. Malum Saraçoğlu Mahallesi'nin de mimarı. Şimdi o dönemde çok ısrar ediliyor. Tekrar Paul Bonatz deyince, şimdi izleyenler Paul Bonatz'a kızmasın aslında. Bunun altını çizmek lazım. İsmet Paşa'ya gidiyorlar illa opera binası diye. Para yok. Yahu diyor bu binayı değiştirsin bari diyorlar falan. Çok büyük bir zorlamayla aslında Paul Bonatz kabul ediyor. Peki o zaman ben yapayım, değiştireyim burayı diyor. Yani ne Paul Bonatz yapmasa bizim irade ve idare birine yaptıracak orayı. Yani orayı değiştirecek. Onu söyleyeyim. Yani aynısını düşündüm aslında. Yani aslında Ali Yücel var Milli Eğitim Bakanı. Galiba onlar misyonerlik yani. Bu işte öncülük İnönü ve Hasan Ali Yücel döneminde yapıldığı söyleniyor. Evet, çok ısrar ediyorlar. Yani suçlamak anlamında söylemiyorum ama muhtemel rızası hilafına yani bunu ilk müellifine rücu eder hocam bu işlerde. Yani o kabul etmiyor. Hayır diyor ve zaten çok ciddi de rahatsızlanıyor. 1927'de Mimarlar Derneği kuruldu. 1954'te de Mimarlar Odası yani odalar olmaya başladı. İşte o zaman mimar bizden üstadlarımız, duayenlerimiz, abilerimiz yavaş yavaş bir takım telif haklarıyla ilgili şeyleri oturtmaya başladılar. O dönemde böyle bir kültür de olmamış olabilir. Haklısınız yani. Duralım. Bugüne gelelim. Atakule örneğini verelim. Evet. Ragıp abinin yani binası. Dolayısıyla bu maalesef bitmiyor. Evet. Özür dilerim. Devam. Bu estağfurullah. Pardon ben bu opera konusunda bir şey söyleyeyim. Biz dayanamıyoruz böyle. Bu, affedersiniz bu Ankara başkent Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Avrupa'da doğru dürüst bir operası olmayan tek başkent. Evet. Bu operayı saymıyorum yani Şevki Balmumcu'nun sergi evini saymıyorum opera olarak ama Atatürk Kültür Merkezi içinde bir yarışma açılmıştı biliyorsunuz ve orada opera yarışmasında
bir abimiz şey kazandı. Özgür Ecevit abimiz yarışmayı kazandı ve çok büyük paralar harcayarak, yurt dışından akustikçiler getirilerek bir opera binası projesi yapıldı. Ve maalesef 25 yıldır falan yaklaşık her toplantıda Özgür Ecevit, biliyorsunuz çok iyi bir mimardır Aziz Ecevit'le birlikte, bu konuyu gündeme getirir. Bu proje hazır. Bunu yapılması lazım. Konser salonu yapıldı. Opera niye yapılmıyor? İşte bakın, millet bahçesi olması, park bahçe olmasına ben karşı değilim ama opera da orayı değer kazandıracak ve orayı zenginleştirecek bir çok önemli bir yapıydı ve Ankara'nın operaya ihtiyacı var, opera binasına ihtiyacı var. Bunu da söyleyeyim dedim, pardon böldük gene ama kusura bakma. Yok hocam, çok güzel gidiyor bence. Evet. Necati hocam, bu neresi? Yani 19 bugün biz Kaybolan Ankara kitabını konuşurken şimdi bu resimlerle dediği gibi Mehmet hocam çok çok anlamlı. Burası Atatürk'ün 19 Mayıs seyrettiği bir stat. Ha, şimdi bakın ben ne yaptım biliyor musunuz? Ben 1968-69'da falan atletizme başlamıştım. Ben 19 Mayıs için çok fotoğraf aradım yani çalışabileceğim bir şey. Fakat aklıma gelen şu oldu. Bizim için o zaman 19 Mayıs isminin güzelliğinin yanında dışındaki periferi vardı ya. Yani biz yağmurlu günlerde stadın etrafında koşardık. Yani antrenmanlarımızı bu stadın periferinde yapardık. O aklıma geldi ve demin hocam da söylerken Mehmet hocam şey söyleyin, Ankara'nın hani şeyi yok, operası yok da Ankara'nın bir maratonu da yok. Dünya başkentlerinde maraton koşuluyor. Neyse, Gordiyon maratonuyla biraz açığı kapatıyoruz gibi bu aralar. Bilemiyorum ama Ankara'da, hayır hocam, Ankara'da 19 Mayıs bayramlarında maraton koşulurdu. Maraton bayram öncesi şeyde törenlerden belli bir saatinde başlardı ve o normalde 2 saatin altında koşulmuyor biliyorsunuz. 2 saat içinde sporcular döndüklerinde maraton kapısından içeri girerlerdi. Bakın bayram izlemeye gelmiş kitleler o 194 ya da 192 Çılgınca metre bu olmuşlar. kişileri alkışlardı, değil Evet, mi? yani böyle atletizmin çok geri olmasının nedeni, yani o gün sahiplenseydi devam edecek bir kültür gelişecekti o zaman. Çok doğru. 19 Mayıs'ta da koşulan maratonu kaldırdılar. Ne hikmetse kaldırdılar bilmiyoruz. Bugün Ankara'da bir tek Atatürk 27 Hipodrom da gitti. Aralık'ta. Hipodrom da gitti. Hipodrom nerede? Hipodrom Evet. Millet Bahçesi. Atatürk'ün 10. yıl nutkunu yaptığı kürsü ve sahne ve oradaki tribünler nerede? Hepsi gitti efendim. Öyle. Revanşist bir tavır var. Kim ne derse desin. Yani isimleri silmek, tarihi silmek gibi. Kumrular İkametgah bu da hocam. Necati Bey'le şeyin köşesindeydi. Şimdi bakın büyükşehir bunun yerine bir cami falan projesi tartışıyor. Ama problem şu. Ben Türkiye'de 6-7 tane cami projesi çizmiş bir mimarım. Nedense o dini parseller, din ibadet için ayrılan parseller kıble yönüne bakmaz. Nedense şehir plancılarımız orayı dini parsel ilan ederken neye dayanıyorlar bilmiyoruz. Ondan sonra 32 takla attırırız o arsaya binayı yerleştirmek için. Böyle bir garabetlik var ama bu Kumrular İkametgah'ta böyle bir tablo çalıştım. Bilmiyorum. Bunun altına da dolmuş durakları gelecek biliyorsun. Ya hocam o iş bahsedilebilecek bir şey midir şehircilik açısından? Oradan giriş çıkış ne olacağını. Bunların her birisi Bunlar çok hiçbir akıl tartışılacak vereni yok. konular. Evet. Evet. Çekmek. Şimdi Hariki Kebir hangisi yandı? Yangın Büyük Ankara Yangını 1916'da. Ermeni Mahallesi'nin Ermeni Mahallesi'nin yangınında o şeyde zarar gördü dediniz ya bakın. Evet. Saint Hisarönü. Clement Kilisesi. Semavi Hoca diyor ki zaten bina o zaman da çok ulaşılabilir bir şeyde değildi. Evler de kuşatılmış haldeydi. Yangında da büyük kısmı sizin dediğiniz gibi zarar gördü.
bu Refik Halit Karay'ın yanacak bir şey kalmadığı için söndü dediği yangın. Artık yangında yanacak bir şey kalmamış. Evet. Ama araya Guernica'dan esinlemeler var. Ankara Kalesi. Araya Ankara geçirmiş. Guernica girmiş. Bu, evet. Varujan ne anlama geliyor? Ben bunu ilk defa anladım. Varujan güvercin demek Ermenice'de. Öyle mi? Evet. Evet. Bu da final tablosuydu. Ölümü anlatıyor. Binaların yok oluşunu. Bu tabloda 4 binayı bir araya getirdim. Marmara Köşkü, Etibank, Kızılay Binası, Süzgeç Binası. Mezar kepçeyi, o gece kullanılan kepçeyi çizdim direkt. Direkt tablo resimden aldım o kepçeyi. Yıkım gecesinden. Etibank, İller Bankası'nın yıkım gecesinden. Ben baştan size süreyi sormadım. Yok, tam. Tam zamanı, finale tam zamanında evet. Geldi. Harika. Son final tablosu zaten. Son bir yüreğinize, evet. Yüreğinize, elinize, fırçanıza sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Yani, evet. Mehmet Hocam'ın dediği gibi kaybolan Ankara'nın resmen tablolarla bir sunumu olmuş ve umuyoruz kaybolmasın. Bundan sonrakiler kaybolmasın. Geriye hangileri gelebilir bilmiyorum. Geriye de gelsinler diliyorum. Bu arada biz de ufak bir de reklam bir koyalım şey, bu araya. Ufak bir reklamları sıkıştıralım. Çünkü kaybolan Ankara'nın, yok olan anılarımız, belleğimizin, biz de 400 sayfalık bir kitapla Savaş Sönmez, Necati Yalçın ve benim yazdıklarımı derleyerek bir kitap haline getirdik. Şimdi Mükremi abinin tabloları o kadar denk düştü ki bu bizim yazdıklarımıza, biz yazdık, o çizdi, çizmiş. Yani biz birbirimizden farklı şeyde, kulvarlarda, bunu da söyleyelim. Ben bunu kapatıyorum. Dolayısıyla bu da bir feryat. Evet. Biz kitabın arkasına elinizdeki kitap bir feryat demiştik. Bu sergi, çığlık. Bu tablolar da bir çığlık, bir feryat. Ben yüreğinize sağlık diyorum. Bundan sonra ortak bir şeyler yapacağız gibi geliyor. Çok çakışmış. Evet. Ben de demin onu düşünüyordum. Bu sergi, sizin kitaptan ben 4 sergi daha çıkarırım herhalde. Yani 25'er çalışmadan 100 tablo olur. Umuyoruz bu kitapta anlatılanlardan, bu tablolarda çizilenlerden başka bir malzeme çıkmaz. Ben de ümit ediyorum, evet. Bu dönemde biraz daha yıkımlar azaldığını düşünüyorum ama Türkiye böyle yıkıyor, yakıyor, yenisini yapıyor ama yenisi daha mı iyi oluyor bilmiyorum. Yok. Mehmet Hocam, bir şey söyleyeceğim izninizle. Cumhuriyet kaç yıllık? 100'e geliyoruz. Şimdi şöyle, burjuva sınıfı, yani toplumun dinaması olan sınıf, kültürlü sınıf kaç yılda yaratılıyor? 100 yılda yaratılmıyor yani. 3. Tabii. 3. Ben nerede umutladım biliyor musunuz? Ya 3 şeyde 3 şey olması lazım. Kuşak. Kuşak oldu, bravo. En az 3 kuşak. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ali Cengiz Han'ın sergisi Cer Modern'deki ben müthiş etkiledi. Hedef kitlesi için bitiyor program. Hedef kitlesi bu arada işim gitmeye çalışıyor. bitiyor. Pardon. Hedef kitlesi hem çok kalabalıktı hem de çok gençler vardı. Yani bizim kuşak hani biraz daha kontamine olmuş bir kuşak diye düşünürüm ben hep. Böyle 68 kuşağı, 78 kuşağı, arada garabetlikler, şunlar bunlar, bir sürü şey yaşamışız. Ama yeni gelen kuşak çok daha duyarlı olacak. İşte yeni sınıflar bu kültüre sahip çıkmanın ne olduğunu bilecekler. Raci Bademli Rahmetli'nin bir sözü vardır, diyor ya, Türkiye'de muhafazakarım diyen insanlar korumacı değil, solcular da korumacı mimar oluyor genelde. Nasıl bir şey? Ben de şunu söyleyeceğim son bir cümle, birkaç toplantıda, konferansta da sordum. Muhafazakarlar neyi muhafaza ederdi diye sordum. İşte binalar yok dedim, muhafazakarlar kârı muhafaza ederler. Muhafaza, rantı ve kârı. Evet. Mükremin Bey,
Kapanış cümlesi sizin. Buyurun. Buyurun. Ben her ikinize de yürekten teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için. O kitabı da bir an evvel elime almam lazım gerektiğini düşünüyorum. Ben ikinci çalışmam, bunun arkasından gelen çalışmam Ankara'nın sosyal bellek gibi bir şey olacaktı. Mesela bunlardan bir tanesi piknikti, bir tanesi papazın bağı, bir tanesi şeydi. Tamam, oralılar bizim falan. Kitap yardımcı diyor, olsun azıcık. Ama benim pikniğim işte hardalla sosis şeyin yendiği bir an içildiği yer değil. Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de bir öğlen vaktini yazdığı mekan olarak. Öyle bir tatlı. Savaş abinin kulakları çınlasın. Tam oradan gidiyor o da. Çok teşekkür ederim. Var olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tüm izleyicilerimize selam ve sevgilerimizle.